Yaktınız beni başkomiserim. Vallahi yaktınız şimdi. Adamın surat beş karış. Herkes anlatacak. Yolda kimi görse çevirecek ya. Ha siz de mi konuşmuyorsunuz benimle şimdi? Konuşuyoruz ya Selim. Emre de gördü mü acaba? Bilmem, daha konuşmadım. Kubi'ye de siz mi söylediniz? Evet, ifadesini almam gerekiyordu. Hayır, duyan da gerçek olay zannedecek yani. Olmaz olur mu Selim ya? Hatta bak küçük bir panosu bile var. Yani o kadar da emek harcamışsın ki. Ya şaka diyorum size ya. Tamam özür diledim yani. 100 kere, 1 milyon kere özür diliyorum. Öyle şakacıktan, koftiden öyle eğleneyim. Can sıkıntısı bir mevzuydu yani. Başka da büyütülecek bir şey yok. E tamam işte bak ne güzel gülerek, eğlenerek, oyalanarak vakit harcıyoruz. Gördün mü? Ya siz daha ne kadar bana işkence etmekle vakit harcayacaksınız acaba? Olayı çözünce. Ama şimdi acil olarak Melisa'yı sorguya almamız gerek. Şu Kayan'ın ilgilendiği kız Melisa. Evet. Adamın üzerinde bulunan DNA ona aitmiş. Yani birlikte olduğu kadın Melisa. Üstelik de barda. Yuh artık, oha! Arka odalardan birinde buldukları vücut sıvıları ikisine aitmiş. Vay arkadaş ya. Ya millet ne işler peşinde ya. Biz önce filmlerde görürüz yani böyle şeyleri. Tamam, hemen Melisa'yı sorguya al. Ben sorgulayacağım Melisa'yı. Başla. Ondan çok etkilenmiştim. Biraz ısrarcı olunca dayanamadım. Hadi gel benimle. Hadi gel. Sonra da eve gittim. Hepsi bu. Önce Kayhan'ın sevgilisi olduğunu öğrendiniz ama nasıl kızdınız kim bilir. Sevgilisi mi varmış? Tabii, bence sizin de var. Belki de Kayhan'ın bar çıkışında kavga ettiği kişi sevgilinizdi. Hayır, sevgilim olsa neden birini bulmak için o gece oraya gideyim ki? Bilemiyorum, sizin gibi insanların mantığını anlayamıyorum gerçekten. Belki de sizin de Kayhan Bey gibi bayağı güzel bir fanteziniz vardı. Yok, daha neler. O zaman neden ilk tanıştığınız adamla birlikte oldunuz? Bunun hesabını size verecek değilim sanırım. Tabii ki vermeyeceksiniz. Ama ortada bir cinayet var. Bildiğim her şeyi anlattım size. Kayhan Bey siz mi vurdunuz? Ne? Biri suratını dağıtmış. Olamaz. Biliyor muydunuz? Hayır. Çıkar çıkmaz eve gittim ben. Nereden bilebilirdim ki böyle bir şey olacağını? Allah'ım başım derde girerse mahvolurum ben. Allah'ım yardım et bana lütfen. Yalvarın bırakın gideyim. Evet komiserim. Merhaba, hoş geldin. Nasıl? Bir şey mi? Ne buldun? Kılıf. Evet, üzerinde maktulün parmak izi var. Barın otoparkında bulmuşlar. İyi, tamam. Hemen gönderin Emre'ye de incelesin. İncelemem bitsin, ben götüreceğim. Ha, şey yapma. Sen ver bana, ben götürürüm onu. Neden? İşte ben götürürüm canım, boş versin. Sen işinden olma burada. Ben oraya gideceğim zaten. Başkomiserim. Yok canım, başkomiserim falan, ben götürüyorum ya. Bulduğumuz laptop parçalarının üzerinde parmak izi tespit ettik. Artık rahat bırakın ne olur, yalvarıyorum size. Bakın biz de sizi bu şekilde rahatsız etmek istemezdik. Ancak bütün deliller sizi gösteriyor. Ne demek istiyorsunuz? Kayhan'ın arabasındaki laptopta sizin parmak izinizi bulduk. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Birlikteyken kullanıyordum zaman zaman. Teknik hizmet de veriyordunuz herhalde, ara sıra içini açıp süpürmeler, temizlemeler, öyle mi? Parmak izinizin çıktığı parçaya kırılmadan dokunmanız mümkün değil. Laptopu siz kırdınız. Geçen sefer söylediklerinizde haklıydınız. Bence sadece kıskançlık krizi değil. Kadınlarla gece boyunca devamlı flört etmesine dayanamadım.
Hele o kadın o kadar ilgilendi ki çileden çıktım. Nihayet. Geldiğimden beri bu anı bekliyordum. Ne yapıyorsun sen? Biz böyle mi anlaştık? Bir kere de sorun çıkartmasan olmaz ha. Kadının içine düşecektin neredeyse. Sen bana güvenmiyor musun? Hadi tadı kaçtı bu işin, gidelim artık. Ben kalıyorum, sen gidiyorsan git. Baktım vazgeçmeye niyeti yok. Mecbur kaldım, ben de ayak uydurdum. Çıkışa kadar sabrettim deseniz daha doğru. Kayhan'ı ben öldürmedim. Tamam peki, sonra ne yaptınız? Sonra ne oldu? Organizasyon bitiminde Kayhan'ı gözden kaybettim. Sonra otoparka gitmeye karar verdim. Aşkım. Aşkım iyi misin? Bırak. Bırak, yok bir şey. Ne oldu söylesene. Sana ne? Sana ne? Ne yapıyorsun? Nereye? Yeter. Senden de sorularından da bıktım artık. Ne diyorsun ya? Bitti artık diyorum. Bitti. Anla artık. Bitti. Ne diyorsun sen ya? Ver şunu bana. Ver onu bana. Al, al. Bak cezanı vermesin seni. Bırak, yapma. Ver şunu bana. Ver onu bana. Al. Ulan. Allah cezanı versin senin. Defol. Allah belanı versin. Seni. Defol. Allah'ın cezası. Önce barın tuvaletine gitmeyi düşündüm. Sonra biri görürse rezil olurum diye vazgeçtim. Sonra benzinliği fark ettim. Geri döndüğümde gitmişti. Sonra Badi'yi aradım olanları anlatmak için. Yemin ederim, doğru söylüyorum. Kaçıncı kez söylüyorsunuz, farkında mısınız? Saymamıştır başkomiserim. Bir de sırayla zaten. Şimdi Kayhan'ı ben öldürmedim diyecek. Evet, ben öldürmedim. O bagaja nasıl girdi bilmiyorum. Yemin ediyorum, ben bir şey yapmadım. Ben katil değilim. Hala yalan söylüyorlar ya. Bence kolayına kaçıyorsun. Nasıl yani? Ne bileyim, kadının bagajını açık bırakıp gitmiş. O sırada başka biri gelmiş olabilir. Yani şu Kayhan'ın kavga ettiği adam geri gelmiş olabilir. Efendim? Benim? Nerede buluşalım? Tamam, 10 dakika evdeyim. Kim? Defne Hanım. Buluşmaya mı gidiyorsunuz? Evet. Ben de geleyim. Yok, sen burada kal. İyi de... Ama istersen senin için birkaç tane fotoğraf getirebilirim. Niye? Nasıl fotoğraf? Belki panona asarsın. Lazım olur. Ha, asmalı mıyım?